Biraz da eğer vaktimiz yaklaşıyor sonlarına doğru. Biraz da şeyden bahsedelim mi? Bu vakanüvislik kurumundan. Yani vakanüvis nedir? Osmanlılar neden böyle bir ihtiyaç hissettiler? Ve son döneme kadar gelen, yani Abdurrahman Şeref Bey'e kadar uzanan da bir süreç var. Çok önemli Osmanlı vakanüvisleri var ve muazzam eserlerde kalem alıyorlar. Eski İlhanlı geleneğinde malum tarihhanlar vardı. Tarihhan, tarihnüvis gibi tarih yazarları vardı. Osmanlılarda bu önce Fatih zamanında şehnamenüvislik şeklinde başladı ama devam etmedi. Fatih zamanında bir şehnamecilik var. İran'dan gelen şairler bunu başlattılar ama devam etmedi. Yarı resmi olarak Kanuni Sultan Süleyman zamanında önce şehnamecilik müessesesi kuruldu ama saray görevlisi olarak şehnameciler çalıştı. Devlet vakanüvisi değil, saray. Yani Osmanlı tarihini padişah merkezli olarak anlatan eserler meydana getirdiler. Biraz önce verdik Arifi, Fethullah Arifi'nin Süleymannamesi var. Kanuni dönemini anlatır. Çok güzel minyatürler içerir. Ondan sonra bir başka İranlı yerine getirildi. Seyit Lokman bunların en değerlisidir. Aynı zamanda çok büyük, önemli minyatürler ihtiva eden Bu eser. arada şeyi de Hünernamesi mesela. söyleyelim hocam Şeye izleyicilerimize. geleceğim, vakanüvisliğe geleceğim. Yok onu demeyeceğim de siz söyleyince aklıma geldi. Bizim harika bir kurumumuz var. Yazma Eserler Kütüphanesi. Tabii. Ve bu eserlerin çoğunu orada neşrediyorlar hocam. Yani eğer Çok bilmeyen güzel bir girişim. izleyicilerimiz varsa hocamızın bahsettiği Seyit Tabii Lokman tabii başta tabii. olmak üzere bu eserlerin çoğu Yazma Eserler Kütüphanesi tarafından neşrediliyor, Yayımlanıyor. yayınlanıyor. Onlara da teşekkür edelim bu vesileyle. Ve asıl önemlisi PDF olarak indirilebiliyor. Tabii şu Bu an büyük bir nimet. yani dijital Yani ben ortamda ulaşamazsınız, ulaşılabiliyor onlara. indirirsiniz, kullanırsınız. Yani 16. yüzyıl sonlarında 3. Murat zamanında şehnamecilik zirveye ulaştı. Seyit Lokman'la birlikte. Hakikaten o hünernamesi paha biçilmez minyatürlerle dolu. 17. yüzyılda 4. Murat, 2. Osman, 4. Murat zamanlarında da bir iki şehnameci örneği var. Daha sonra bir ara kayboluyor. Asrın sonlarından itibaren, mesela 4. Mehmet'in özel tarihçisi Abdi Paşa'dır. Abdurrahman Abdi Paşa. Eserinin adı da Vekainame'dir. Bazı araştırıcılar ilk Osmanlı vakanüvisi o zannederler. Değil. O bir devi şehnamenüvislikle vakanüvislik arasında bir geçiş, bir köprü gibi de düşünüyorum ben Abdi Paşa'yı. Fatih 4. Mehmet'in özel tarihçisidir o. Gittiği yere onu götürmüştür. Avuz partilerine götürmüştür. Hatta bir defasında kendi anlatır. Sarayda ibrikle su dökerken sır katibi çok yakınında. Bugün ne yaptın? Yazacak bir şey buldun mu Vekainame'ye diyor. Vekainame adını da 4. Murat Mehmet buluyor tabii. Bugün kayda diğer bir şey bulamadım hünkârım deyince elinde ufak bir şey buluyor. Sopa, bir tane vuruyor al bunu yaz diyor. Bu şu demek. İlgileniyor. Bugün padişah Tarihiyle bana vurdu. ilgileniyor. 4. Mehmet tarihiyle ilgileniyor. Böyle bir anekdot anlatılır ama resmi vakanüvislik devlet tarihçiliği Divan-ı Humayun'a bağlı bir müessese olarak 2. Mustafa zamanında amcazade Hüseyin Paşa'nın gayretleriyle kuruldu. İlk vakanüvisimiz de Halepli Naima Mustafa Efendi'dir. Ahmet amcazade Hüseyin Paşa vizyonu çok geniş birisi hocam. Yani bugün Boğaz'daki kırmızı yaladan tutun da nereye giderseniz gidin amcazade Hüseyin Paşa'ya rastlamadığınız bir alan yok. Fatih'teki Darülhadis'i, Tabii. medresesi hala ayakta. O da Bizim Köprülülerden zaten. rektörlüğün karşısında Köprülü Mehmet Paşa'nın kardeşinin oğlu Hasan Ağa'nın. İşte amcazade onun için deniyor zaten. Müthiş bir adam. Hakikaten çok değerli bir vezir. Gerek Ki kültür kurduğu yönüyle. kütüphaneleri çok iyi. Müthiş yani. O yönüyle hem siyasi hem askeri hem de kültürel yönden çok önemli bir isim amcazade Hüseyin Paşa. Evet. Ve daha sonra Naima'dan sonra artık bu müteselsilen devam ediyor. Bir arada bir Şefik Mehmet var.
asıl Naim Han'ın bıraktığı yerden başlatan Raşit Mehmet Efendi. Onu yayımladık biz. Hı hı. Naim Han tarihini meslektaşımız İpçili Hoca yayımladı. Bunlar yayınlanıyor çok şükür. Arkadan işte Subhi, İzzi devam ediyor müteselsilen. 19. yüzyılda çok daha tabii kıymete biniyor vakanüvislik. Son vakanüvisimiz de 20. yüzyılda Abdurrahman Şeref Bey. Eyüp Demir Cadde'ye onun adını vermişler. Abdurrahman Şeref Bey Caddesi var Eyüp Sultan'da. Ya iyi olmuş. Evet. Tabii çok iyi olmuş. O son vakanüvisimiz ve ilk mecliste mebus Abdurrahman Şeref Efendi sonra bey oluyor malumunuz. Hı hı. Önemli bir isim. Bir de birkaç tarih var. Onları özellikle sormak pardon, istiyorum boğazıma. Size hocam. Mustafa Selaniki var. İpşirli Hoca onu yayınladı ama o ayrı bir yerde duruyor değil mi? Osmanlı evet. tarihçiliğinde Mustafa Selaniki. O tam bir kronik. Kroniği ben genel kitaplardan, genel tarihlerden ayırmak istiyorum. Orada da o ayrımda farklı tuttum onu. 1560'lardan başlatıyor eserini, 1600 yılına, ölümüne kadar götürüyor. Onun ağırlıklı olarak anlattığı kısımlar 2. Selim, 3. Murat, 3. Mehmet dönemleri. Tam kırılma dönemi. Kırılma dönemleri ve satır aralarında da devletin bozukluklarına dikkati çeker. Çok ilginçtir. Rüşvetin yavaş yavaş yayılmaya başladığını, işte liyakata önem verilmediğini vurgular orada Selaniki Mustafa Efendi. O yönüyle önemli bir eserdir. Maalesef de fazla kullanılmış değildir o da nedense. Basit bir Türkçe ile yazılmıştır. Anlaşılması kolaydır. Ama eserinde sadece siyasi ve askeri olaylardan değil, toplumsal olaylardan, bozukluklardan bahseden önemli bir eser bırakmıştır Selaniki. Bir de evet. O Selaniki tarihini Mehmet İpşirli hocamız neşretti. Yayınladı, evet. onu belirtelim ama bir de sizin de dostunuz Nezihi Aykut hocanın yayınladığı bir metin var. O Hasan Beyzade tarihi. Hasan Beyzade de benim aklımda Tuği var. O özel bir metin. Biraz ona bir bahis açmak istiyorum hocam. Tuği Hüseyin Efendi Yeniçeri solaklarından. Yeniçeri kökenli kendisi, ikinci Osman olayını fiilen gören, bizzat gören, aynel yakin, gören ve yazan kişidir Tuği Hüseyin Efendi. Orada yalnız biraz askerden yana bir ifade kullanır, onu herkes anlayamaz, örtülü bir şekilde şey yapar. İkinci Osman olayını anlatan bir başka eser daha var, Kazasker Bostanzade'nin şeyidir o eseridir. Fi beyanı Vakay Sultan Osman diye doğrudan devlet gözüyle olayları anlatır. İkisini karşılaştırarak kullanmak lazım. Tuğgen'in önemi şu. İkinci Osman olayını en detaylı anlatan eser olması. Bizim tarihçilerimiz, Katip Çelebi hariç, menfi olaylardan pek söz etmezler. Kısaca geçiştirirler. Halbuki Katip Çelebi der ki, hayır tarihçi olarak onun da anlatılması lazımdır diye görüş beyan eder. Tuğgi bunu yapmıştır. O olayı gözlemlerine dayanarak anlatmıştır ve tabii çok önemli materyal bırakmıştır bize, biz araştırıcılara. Evet. Hocam bir de sıkça dillendirdiğimiz için söylüyorum. Bahis konusu bugün edelim. Katip Çelebi'den bahsedelim bir de. Yani o yedi tuğla sahibi bir ilim, alim aslına bakarsanız. Katip Çelebi deyince şöyle bir tabii bir durmak lazım. Hakikaten Hezarfen dedikleri eskilerin coğrafya, hatta tıbb-ı nebevi, tarih, biyografi, bibliografi, dev eseri Keşf-i Zunun. Yani o büyük eser, bibliografik eserin hazırlayıcısı, müellifi kendisi. Ve 50'li yaşlarda vefat ediyor. Çok genç yaşta vefat ediyor. Ama çok velut hocam. Çok muhteşem velut. Eserleri var. Yani. Kahve içerken, sabah kahvesini içerken böyle sekteyi kalpten ölüyor da yani. Hakikaten dediğim gibi tarih, cihan nüması, coğrafya, dünya coğrafyası, Anadolu ve Rumeli kısımları da var tabii ki. Biyobibliografik eserlerin müellifi. Keşf-i Zunun ve biyografi tabii ki. Hı hı. Kendi otobiyografisini birkaç yerde verir o. İyi ki vermiş. Nasıl çalıştığını,
nasıl metodolojiyi kullandığını, yani bugün bizim anladığımız zaman fiş usulüyle çalıştığını söylüyor yani. Bilhassa o bibliografik eserler fişle çalışılır. Günümüzde şimdi tabii kompütür, bilgisayarlar devreye girdi ama o dönemde fiş usulüydü. Mehmet Süreyya hocam, onun en Süreyya. En son, en önemli isimlerinden birisi Sicilli Mehmet Süreyya. Sicilli Osmani. Acizane ben de, benim dönemimde bilgisayar yoktu. Şakayık ve Zeyillerinin o 5 ciltlik büyük eserini fiş usulüyle indekslerini hazırladım. Onu da söyleyeyim burada. Eyvallah. Tahdisi nimet olarak söylüyorum. Kolay değil. Hocam, iyi ki söylediniz. Aslında sizin neşrettiğiniz çok eser var ama bunlardan Şakayık'a da bir son 5 dakikamız, ona da bir bahis açalım isterim. Yani Şakayık-ı Numaniye'nin yazarı Mecdi Mehmet Efendi, Osmanlı Taşköprü Rüzade Ahmet Efendi, mütercimi Mecdi. Taşköprü Rüzade, Osmanlı ilim dünyasının en önemli isimlerinden birisi. Şu an onunla ilgili projeler devam ediyor ve çok farklı eserleri de var. Biz sadece Şakayık'ı biliyoruz. Çok. Bir de Zeyilleri var ki bir dönemi kendisinden sonraki tarihçiliği, ulema tarihçiliğini de etkilemiş. Biraz da bu süreçten vallahi bahsedelim. Taşköprülüzade Ahmet Efendi aslında Bursa doğumlu ama köken Taşköprü, Kastamonu Taşköprü'den. Yani atalarının doğduğu yeri, hizmet ettiği yeri ünvan şey olarak, nisbe olarak kullanmış Ahmet Efendi. Ulema kökenli. Otobiyografisini vermekle o kadar büyük hizmet etmiş ki, otobiyografisinde o dönemde sınıf geçme yok medreselerde. Kitap okuma var. İşte Miftah, Tecrit, bilmem ne haşiyesi gibi. Oradan öğreniyoruz. O İstanbul kadılığına kadar yükselmiş bir alim. Yüksek dereceli medreselerde müderrislik yapmış bir alim Taşköprülüzade. Tabii en önemli tarafı da onun. Başta Eşşakaik-ı Numaniye adlı Arapça eseri olmak üzere başka biyografik eserleri de var. Şey var, Mevzuatul Ulum adıyla Türkçe oğlunun çevirdiği, Kemalettin Efendi'nin çevirdiği Miftah-ı Saadesi var. Orada ilimlerin tasnifini yapar. Yani o yönüyle felsefi tarafı da olan bir şahsiyet Taşköprüzade Ahmet Efendi. Yazmış olduğu Şakayık-ı Numaniye o kadar çok tutuldu ki, geçimini Şakayık istinsah ederek sağlayan katipler, müstensihler ortaya çıktı. İsmi şimdi aklıma gelmedi. Ve bu Mecdi Mehmet Efendi'nin en iyi çeviriyi Mecdi Mehmet Efendi yapmış ki ben onu yayımladım. Hı hı. Tıpkı basım olarak indeksli bir şekilde. Nevizade Atayi, Uşşakizade İbrahim, Şeyhi Mehmet Efendi ve Fındıklılı İsmet Efendi müteselsilen bunu imparatorluğun sonuna kadar götürmek istemişler. Gerçi İsmet Efendi'nin yazdığı Zeyil maalesef Fındıklı yangınında yanmış. Sadece saraya 2. Abdülhamid'e takdim ettiği kısımlar bize ulaştı. Ama bunlar biraz önce dediğiniz gibi Yazma Eserler Kurumu tarafından yayımlanmakta. Çok da iyi yapılmakta tabii ki. Bilim dünyasının hizmetine sunulmaktadır. O yönüyle tabii Şakayık'ı bahsetmemek olmazdı böyle bir programda. Demek. Eyvallah. Teşekkür ederiz. Hocam çok çok teşekkür ederim. Bugün Osmanlı tarihi üzerine konuştuk Profesör Doktor Abdülkadir Özcan hocamızla. Osmanlı tarihçileri üzerine konuştuk. Tabii yüzlerce Osmanlı tarihçisi var. Farklı alanlarda kalem almışlar. Biz belli başlı isimleri konuştuk. Çok öne çıkan isimleri konuştuk. Mutlaka konuşamadıklarımız da var. Umarım ileride bir gün konuşuruz. Seyahatnameleri konuşacaktık ama onu başlı başına başka bir programın konusu haline getirelim. Hocam çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için, vakit ayırdığınız için. Estağfurullah. Değerli dostlar, Doğudan Batı'ya tarih bugünlük burada sona eriyor. Önümüzdeki hafta çok değerli bir konuk ve çok beğeneceğiniz bir konuyla tekrar karşınızda olacağız.